Canlarım selam. Benim 9. sınıf biricik öğrencilerim. Mert Hoca YouTube kanalında akademi serisinde yazılı haftası geldi çattı. 9. sınıflar sizlere harika bir prova yazılı hazırladım. Yani öyle bir yazılı ki prova kelimesinin hakkını verecek sizi sınavda dejavu ya yaşatacak kadar güzel bir sınav hazırladım arkadaşlar. Bu sınavı hazırlarken milli eğitimde çalışan 8-10 tane arkadaşıma sordum. 9. sınıfta matematikte aktif olarak derse giren ne soracağınız abi dedim. Bir bana önden spoiler verin dedim. Benim de öğrencilerime bunları vermem lazım. Kendi soru havuzumla ve kendi anlatımımla harmanladım, birleştirdim ve çok güzel bir prova yazılı hazırladım sizlere. Sizlerden isteğim videonun açıklama kısmındaki e, bu sadece bu videonun pdf'ini Koydum. Lütfen çıktısını alın ve benimle beraber kendiniz de prova olun. yazınızı yazınız, doldurun yani. Hatta her soru 10 puan. Şıklar da var. Kendinize göre puanlar da verebilirsiniz sorulara. Ve şunu da söylemek istiyorum. Sadece ben değil. YouTube'da sizlere ücretsiz içerik üreten branşlarında en iyi hocaları sizlerle bir araya geldik. Ve matematikte Bendeniz, geometride Kenan Kara ile Geometri Kanalından Kenan Hocam, fizikte VIP Fizik YouTube kanalından. Kemal Hoca, Kimya'da Kimya Adası YouTube kanalından Murat Hoca, Biyoloji'de Doktor Biyoloji kanalından Barış Hoca, Türkçe'de Paragrafı Sevdiren Hoca kanalından Hamza Hoca ve son olarak Coğrafya'da Coğrafya'nın Kodları kanalından Yunus Hoca sizlere sınav içerikleri hazırladı. Yazılıya hazırlık, prova yazılılar içerikleri hazırladı. Bunların PDF'lerinde videonun açıklama kısmındaki akademik, Akademi serisi yazılıya hazırlık PDF'lerine girerek önce sınıfınızı sonra da branşı seçerek indirebilirsiniz. Hocalarımızın kanallarına giderek de videoları izleyebilir ve bütün sınavlardan çat 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 yüzünüzü alabilirsiniz. Hadi bakalım. Prova artık prova dediysek provaya başlayalım. Bize şu 100 aldıracak prova yazılıya bir an önce anlatmaya ben böyle iştahlı iştahlı sizlere anlatayım size böyle güzel güzel dinleyin ondan sonra girin sınava çat 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 yüzünüzü alın sonra gelin deyin ki bundan sonraki konuya doğal sayılara falan geçiyoruz ya sayı kümelerine geçiyoruz kümeler bitti biliyorsunuz ki güzelce orada diyelim ki hocam birinci sınavdan 100 aldık darısı ikinci sınava hadi başlayalım. Şimdi canlarım. Şöyle göstereyim sınavınızı size. Gayet e, güzel bir sınav olacağını düşünüyorum inşallah. Birinci soruyla şöyle yakınlaşıyorum ve başlıyorum. Hatta arkadaşlar durun ya. Şuraya ismimizi soy ismimizi de yazalım ya. Ad Soyad diyor. Ad Mert. Soyad. Yani soyadım hoca değil ama hoca yazayım hadi. Puan. Puan birazdan göreceğiz kaç puan alacağımız. Evet. Aşağıdaki ifadeli önermelerin yanlarına Doğru olanların yanlarına artı yazınız diyor. Yanlış olanların yanlarına eksi yazınız diyor. Ben şöyle öncelikle güzelce bir sayfamı ayarlayayım arkadaşlar. Böyle sizin soruyu tam olarak görebileceğiniz ve hakim olabileceğiniz şekilde. Evet sayfamı şöyle güzelce ayarlayayım. Şimdi doğru olanların yanına artı. <laughs> önerme olanların yanına artı. Arkadaşlar önerme neydi? Doğruluğu ya da yanlışlığı herkes tarafından kesin olarak bilinen ifadelere biz önerme adını veriyorduk. 8 bir doğal sayıdır. Bu herkes tarafından bilinir ki 8 bir doğal sayıdır. Bu bir önermedir. Bir haftada 4 gün vardır. Herkes bilir ki bir haftada 7 gün vardır. Bu bir önerme değildir. Eksi, Hayır hocam bu da bir önermedir. Niye öyle diyorsunuz? Yanlış olması onun önerme olmamasını gerektirmiyor. Yanlış da olsa herkes tarafından yanlışlığı ispatlanıyorsa bu da bir önermedir. İki doğal sayının toplamı negatif bir sayıdır. Arkadaşlar iki doğal sayının toplamı iki negatif bir sayı değildir. E, doğal sayılar kümesine 8. sınıfta görmüştünüz ama yine burada da 9. sınıfta da değineceğim. Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar diyorduk. Bunlardan iki tanesini toplayınca negatif bir sayı elde edemeyiz ama bu herkes tarafından bilindiği için bu da bir önermedir. Lütfen kapıyı açınız. Bu şekilde soru sorman böyle bir e, yapınız ediniz, yapıyon mu işte e, temenni belirten bu cümleler önerme olmaz. Lütfen kapıyı açınız. Bunun kişiden kişiye değişecek bir doğruluk durumu bile yok. O yüzden bu ee, önerme değil. Ders çalışıyor musun? Soru cümleleri önerme olmaz. İyi geceler. Sana da iyi geceler kanki. Önerme değil. 2 çarpı 3 5'tir. Hayır 6'dır. Yanlışlığı herkes tarafından bilindiği için bu ifade bir önerme olarak karşımıza çıkacaktır canlarım. Tamam mı? Hadi yine iyisiniz. 10 puanı 10 puanı çakozladınız. Bileşik önermesi doğru bir önerme olduğuna göre bileşik önermesinin doğruluk değeri. Arkadaşlar bakın P'nin değili veya Q vere bu önermenin doğru bir önerme olduğunu biliyor soru bize vermiş. V bağlacında ben biliyorum ki bir önermenin sonucu doğruysa iki önermenin de doğru olması gerekiyor. Tabloları çok iyi bilmeniz lazım. V bağlacı 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 falan. V'de ben bilmiyormuşum. <laughs> ben veyayı söyledim az önce. Ya işte V veya bağlacı. Bu bağlaçları bileceksiniz arkadaşlar. Mesela V bağlacında ikisi birken 1 bir olduğunu, geri kalan bütün durumlarda 0 olduğunu bileceksiniz. Peki o zaman R önermesinin doğruluk değeri ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. E şimdi P'nin değili ve Q önermesi de 1 çıktı. O zaman ayrı ayrı P'nin değili önermesi 1 olur. Q önermesi de 1 olur. E P'nin değili önermesi 1 ise P önermesi de 0 olur. Bir şeyin değili yanlış doğruysa kendi yanlıştır. O zaman bizim önermemize bakalım. P'nin değili diyor yani 1 veya Q diyor yani 1 veya R diyor. R de 1. 1 veya 1 bir, 1'dir arkadaşlar. E bir ve veya bir yine birdir. O zaman bizim aradığımız önermenin doğruluk değeri neye eşit ol neye denk olacaktır? 1'e denk olacaktır. Anlaştık mı? 2'de 2 kaptın 20'yi. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi veya bağlacında 0 çıkıyorsa 2 önermenin de 0 olması gerekir arkadaşlar. Hem bunun 0 olması hem de bunun 0 olması gerekir. Bak şöyle bir tık yakınlaşayım. Veya bağlacında 2 önermenin de doğru olması gerekir. Önermenin sonucunun doğru çıkabilmesi için. Peki bu tamam hocam güzel. O zaman Q önermesinin doğruluk değerini ne bulduk? Biz 0 bulduk. Dikkat et. P veya R'nin değili de 0 çıktı. O zaman P önermesi 0'a denk olacak. R'nin değili de 0. Çünkü bu da veya ya bu da 0 olacak, bu da 0 olacak. Şimdi R'nin değili sıfırsa da R önermesi 1. Çünkü bir şeyin değili yanlışsa kendisi doğru olur. Bu da tamam. Şimdi buraya bakalım. 1. P önermesi bunun doğruluk değeri 0. Q'nun değili önermesi. Q önermesi sıfırsa Q'nun değili önermesi 1'e denk olacak. E, 0 veya 1 sıfıra denktir. Bu doğru mu? Yanlış. Arkadaşlar 0 veya 1 bir önermesi 1'e denktir. Veya bağlacında bir tane bile 1 olursa önermenin sonucu kesinlikle ama kesinlikle 1 olur. Dolayısıyla 1 yanlış. R önermesi 1. P'nin değil önermesi, P önermesi 0'sa değili de 1. 1 veya 1 0 diyor. Yanlış. Olmaz. 1 veya 1 1 veya bağlacında 1 ise sonuç 1 olur. P veya R 1'e denktir diyor. P veya R 1'e denktir diyor. Veya bağlacında arkadaşlar, e, bu P 0, buradaki R de 1, 0 veya 1 1 evet veya bağlacında 1 varsa kesin 1'dir. Bu doğru. Hangileri doğrudur? 3 doğruymuş arkadaşlar. Geldim buraya. B şıkkına. Kaçıncı sorunun? Üçüncü sorunun B şıkkı. Önermesinin dengini bulunuz diyor. Arkadaşlar bakın T'nin değili veya P'nin değili var burada. Yani 1 veya 1. Arkadaşlar 1 veya 1, 1'dir. 0 veya 0 olduğu zaman da 0'dır. O zaman P'nin, pardon 0'dır bu. P'nin değili veya P'nin değili olduğu zaman da P'nin değili olur burası. Yani bu önerme P'nin değili. Yani orası P ve P'nin değili ve Q olacak. P ve P'nin değili önermeleri. Bir şeyi değili ile V bağlacıyla bağlıyorsun. Yani bu 1 ise bu 0 oluyor, bu 0 ise bu 1. İkisi de fark etmez. V bağlacında bir tane bile 0 varsa o önermenin sonucu her türlü 0 olur. Burada ve Q var. Hiç fark etmez. V bağlacında sağ taraf Q'ymuş. Hiç fark etmez ama Q'yu bilmiyoruz. Ya bilme. Solundakinin sıfır olduğunu biliyorsun. Bağlacında V olduğunu biliyorsun. Bu önerme her türlü ama her türlü sıfıra denk olacaktır. O halde önermemiz sıfır çıktı. Dengini bulunuz diyor bulduk sıfır. Geldim buna. Bir olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar V bağlacında sonuç bir çıkıyorsa iki önermenin de bir olması lazım. Bunun da bir olması lazım. Bunun da bir olması lazım. P ve Q 1 ise P'nin bir olması gerekir. Q'nun da bir olması gerekir. Şimdi bak Q ya da R ya da bağlacını hatırla. Bunun doğruluk değeri 1'miş. Şimdi ya da bağlacında her bu arada Q'nun da 1 olduğunu biliyorum. Ya da bağlacında önermeler aynıysa önermenin sonucu 0 çıkıyordu. Mesela 1 ya da 1 0'dı. 0, pardon. Aynen 1 ya da 1 0'dı. 0 ya da 0 0'dı. Önermeler zıt oluyorsa da 1 çıkıyordu. Şimdi bunun 1 çıkması için arkadaşlar önermelerin zıt olması lazım. E Q'nun 1 olduğunu biliyorum. O zaman R'nin 0 olması gerekiyor ki ya da bağlacının sonucu 1 gelsin. O zaman ben R önermesinin de 0'a denk olduğunu buldum. E o zaman başlıyorum. P ya da R. P dediğim ne? P dediğim 1. R dediğim ne? R dediğim 0. Ya da da bunlar zıtsa önermenin sonucu 1'dir. Ama 0 diyor bu yanlış. Buraya bakıyorum. P dediğim 1. Q dediğim 1. R'nin değili dediğim de 1. 1 ya da 1. ya da da önermeler aynıysa 0 çıkar. 1 ve 0 sıfır da 0'dır ama 1 demiş. Bu da yanlış. Buraya bakıyorum. Eee P'nin değili. P'nin değili 0. Q Q da 1. R'nin değili. R'nin değili 1. P dediğimiz şey de zaten 1. 0 ve 1. Arkadaşlar 0 ve 1 0'dır. O tamam. Ya da Buraya geldim. 1 veya 1. 1 veya 1 bir de 1'dir. 0 ya da 1. Ya da bağlacında zıtsa sonucun 1 olması lazım. Zıt bunlar sonuç 1. O zaman üçüncüsü doğru. Hangileri doğrudur? Üçüncü öncül doğrudur arkadaşlar. Anlaştık mı? Hop geçin B'ye. Hangileri doğrudur? Şimdi bak. İse bağlacında 0 çıkması. Çok yüksek oranla karşına çıkacak. Çünkü ise bağlacında 0 bir istisnadır. 1 ise 1, bir, 1'dir. 0 ise 1, 1'dir. 0 ise 0 1'dir. İse de 1 0 çıkan tek bir durum vardır. O da 1 ise 0'dır. Bu bir istisnadır ise de dolayısıyla çok karşımıza çıkar. İsenin sonucu 0'sa birinci önermenin 1 olması, ikinci önermenin 0 olması gerekir. E P ve R 1 ise o zaman P önermesi de 1'dir. R önermesi de 1'dir. Q'nun değili 0'sa Q önermesinin de 1 olması lazım. Bir şeyin değil. Yanlışsa kendisi doğrudur. Peki. 1, 1. 1 ancak ve ancak 1. Şimdi ancak ve ancak yadanın tam tersi. Hani yada da şey oluyordu ya. Aynıysa 0, zıtsa 1. Ancak ve ancakta da aynıysa 1, zı... ee, zıtsa 0 çıkıyor. Aynı mı bunlar? O zaman 1 çıkmalı. Bu doğru. P ve ya R'nin değili. P 1. R'nin değili de 0. 1 veya 0. Burası 1. Ancak ve ancak... Q. Q da 1. Aynıysa 1 çıkacak. Doğru. Ancak ve ancak da aynıysa 1 ya da da zıtsa 1. Q ise R'nin değili. Şimdi Q 1. R'nin değili de 0. 1 ise 0. 1 ise 0. 0. E, P, P de kaç? P de 1. Bak zıt. Ancak ve ancak bağlacında zıtsa 0 çıkacak. Bu da doğru. Yani burada da hangileri doğru? 1 doğru, 2 doğru, 1 de 3 doğru. Anlaştık mı? 40 puan aldın mı? Koydun mu cebine? Hayırlı uğurlu olsun. Bayramda harcarsın. Geldim 5. soruya. Paris, Ankara, Miami, Çin, Londra'da yerel saatlerle ilgili bilgiler verilmiş. Bu 5 bölgenin saatleri 3, 4, 6, 7 ve 8'den bir tanesi. PQRS, Paris'te saat 3'tür. işte falan filan vermiş. Bu önermenin doğruluk değeri 0'sa Londra'da saat kaçtır? Bak çok güzel bir soru. Şimdi bir kere bu önermenin doğruluk değeri 0'sa ise bağlacında 0 olması için birinci önermenin 1 bir olması, ikinci önermenin 0 olması lazım. Şimdi bakın. P ve Q'nun bir olmasını istiyorsam P önermesinin bir olması Q önermesinin bir olması lazım. R veya S'nin sıfır olmasını istiyorsam R önermesinin sıfır olması S önermesinin sıfır olması lazım. Şimdi P önermesi bir. Yani Paris'te saat üçtür. O zaman Londra'da saat üç olamaz. Geç. Q önermesi doğruymuş bak. Q da bir. Ankara'da saat dörttür. O zaman pa e Londra'da saat dört olamaz. Miami'de saat altı değildir. R önermesi. R yanlış. Demek ki Miami'de saat 6. O zaman 6 da olamaz. Çin'de saat 7'dir. Bak S önermesi yanlış. Çin'de saat 7 değildir. O zaman Çin'de saat 8'dir. O zaman 8 de olamaz. O zaman arkadaşlar Londra'da saat kaçtır? 7'dir. Anlaştık mı? Çok güzel. Çok tatlı. Bek tatlı. Şimdi mantık kısmı bitti. Sınavda e, yaklaşık olarak 40'a 60 ya da 50'ye 50 olacağını düşünüyorum. Genelde 40-60 olur iş sınavlarda %40'a %60. 6. soruda En elemanlı bir kümenin 32 tane alt kümesi olduğuna göre n kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar n elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n formülüyle bulunuyordu. Bizim eleman sayımız n değil, n artı 2. O zaman n artı 2 tane kümenin de 2 üzeri n artı 2 tane alt kümesi vardır. Soru bunu bize kaç olarak vermiş? 32 olarak vermiş. 32'yi nasıl yazabiliriz? 2 üzeri 5 diye yazabiliriz. E 2 üzeri n artı 2, 2 üzeri 5 ise o zaman n artı 2'nin 5 olması gerekir. Çünkü sayılar aynı, tabanlar aynı. O zaman üstlerin aynı olması gerekiyor. E, n artı 2 5 ise n de buradan kaç gelecektir? 3 Soruda bana zaten e n'in kaç olduğunu soruyordu. Anlaştık mı? Aşağıya indim. Ortak özellik yöntemiyle bir a kümesi tanımlamış. Ne diyor? Ondan küçük olan tek doğal sayılar. Ne var? 9, 7, 5, 3, 1. Doğal sayı dediği için 1'de durdum. Negatiflere gitmedim, geçmedim. Çünkü negatifler doğal sayı değil. Arkadaşlar s a ne demek? A kümesinin eleman sayısı demek. Eleman sayısı sorulduğunda ne demiştim size? Önce liste yöntemine çevirin, ondan sonra sayın. 1 2 3 4 5. O zaman A kümesinin eleman sayısı kaç olmuş olur? 5 olmuş olur. Anlaştık mı? Tamam mı? E gel inelim aşağıya o zaman. 9. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılının tamı tamına 7. sorusu. A kümesi vermiş. A B C D kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde A bulunur, B bulunmaz, B ve C bulunur, C veya D bulunur? Hmm. Şimdi arkadaşlar, A bulunur. Bulunur dediği zaman, bulunur dediği zaman o kümeden A'yı çıkartıyorduk. Diyorduk ki geri kalan kaç tane küme var? Eleman var 3. O zaman 2 üzeri 3'ten 8 tane. Bunun mantığı neydi? A'nın bulunmayacaklarını bulurken aslında A'nın üstüne çiziyoruz ama A'nın e, bir kümenin alt kümesinde kaç tanesinde A bulunmuyorsa o kadarında da A bulunacak zaten. A'nın bulunmadıklarını düşünün. İçerilerine A atın. O zaman A'lar bulunur. Şimdi B bulunmaz diyor. Bulunmaz dediği zaman zaten daha kolay. Üstünü hemen çiziyoruz. Zaten daha kolay dediğim birinciyle aynı. Eliyorum bunu. Ne var? A var, C var, D var. Yani 3 elemanlı, 3 elemanlıysa 2 üzeri 3'ten 8 tane alt kümesi var güzel. Yani B'nin bulunmadığı 8 tane alt küme var. Şimdi diyor ki B ve C bulunur. Aynı anda bulunuyorlarsa da yine üstlerini çiziyorum ama bu sefer iki tanesinin üstünü çiziyorum. Çünkü ikisi de aynı anda bulunur diyor. O zaman arkadaşlar geriye 2 tane küme kalıyor. 2 üzeri 2'den 4 tane. Şimdi bak C veya D bulunur diyor. Bu güzel. C veya D bulunur derken şunu yapıyorum. Bütün alt kümeleri buluyorum. 4 elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardır? 16 tane alt kümesi vardır. Bunlardan C ve D'nin aynı anda bulunmadıklarını çıkarıyorum. E, geriye kalan kümelerde C veya D mutlaka ne olacaktır? Bulunacaktır. C veya D, C ve D'nin aynı anda bulunmadıkları C ile D'nin üstünü çizersem 2 üzeri 2'den 4 tanedir. E, 16'dan 4'ü çıkartırsam 12 tane alt kümede C veya D mutlaka bulunacaktır. Anlaştık mı? Şimdi B şıkkı ne diyor? Matematik ve kimyadan en az birini geçenlerin bulunduğu bir sınıfta matematikte geçen, matematikten geçenler sınıfın %60'ı, kimyadan geçenler sınıfın %55'ini oluşturmaktadır diyor. Her iki dersten geçen 9 kişi olduğuna göre sadece bir dersten geçen kaç kişidir diyor. Şimdi canlarım burada yapacağımız hareket şu. Bak şimdi, bak. Şimdi küme problemi sorusu. 2 tane küme çiziyorum şöyle matematikten geçenler, kimyadan geçenler yüzde sorduğu için sınıf mevcuduna 100x diyelim yüzdesi kolay alınsın. Şimdi mat matematikten geçenler sınıfın yüzde 60'ı yani 60x. Kimyadan geçenler sınıfın yüzde 55'i yani 55x. Peki bunları toplayınca niye sınıf mevcudundan 15x fazlayı veriyor? Çünkü arkadaşlar kesişim 15x'miş demek ki. İkisini de geçenler de var. Sadece matematiği geçenler, sadece kimyayı geçenler, bir de ikisini geçenler. Toplam 115 tamam mı? O zaman 15x kesişim. Her iki dersi geçen 9 kişi var diyor. Her iki dersi geçen 9 kişi varsa 15x kaça eşittir? 9'a. Her iki tarafı 15'e bölersem x eşittir. 9 bölü 15 yapar. <laughs> Bana sorulan ne? Sadece bir dersten geçenler kaç kişidir? Şimdi sadece bir dersten geçenler matematikten geçenler 60'tı. O zaman burası 45x. Kimyadan geçenler 55'ti. O zaman burası 40x. Sadece bir dersten geçenler kimyadan geçenler 40x. Sadece matematikten geçenler de 45x. Bunları topladığımda da 85x. x yerine de götürüp 9 bölü 15 yazacağım. 85 çarpı 9 bölü 15. 5'e böldüm. 5'e böldüm. Ne yaptı arkadaşlar? 17 yaptı. 5'e böldüm. 3 yaptı. Bunlar sadeleşti. 3. 3 çarpı 17'den cevabımız 51 yapacak. Tamam mıdır? Bak güzel bir soru ha. Güzel bir soru. Tatlı bir soru. Devam ediyorum 8 ile. 8. B fark S A fark B. 7 A kesişim B 6. B fark A kümesinin alt küme sayısı 32 ise A birleşim B. Arkadaşlar bir kümenin eleman sayısı N ise alt küme sayısı 2 üzeri N'dir. Alt küme sayısı 32 ise 32, 2 üzeri 5 olduğu için en eşittir 5'tir. Yani S, B fark A. Yani B'de olan ama A'da olmayan elemanların sayısı 5'tir. Şimdi bize B fark A, A kesişim B, B kesişim A falan vermiş. O zaman SO yani Türkçesi bize diyor ki Venşemalarını çiz abi diyor. A kümesini belirle diyor, B kümesini belirle diyor. B'de olan A'da olmayan 5 eleman var. B'de olan A'da olmayanlar bunlar. A kesişim B'de 6 eleman var. A fark B. Yani A'da olan B'de olmayan 7 eleman var. 7 burada 5 burada 12. 6 da burada 18. Bu 18 bana ne yaptım? Hepsini topladım. Hepsi hepsinin birleşimini yani birleşim kümesinin eleman sayısını verir. Zaten soru da benden onu soruyor. Anlaştık mı? İndim o zaman bir aşağıya soru 9. A ve B iki kümedir. S A'nın 3 katı S B'ye eşit ve 22 ise en az kaçtır? Şimdi oran veriyorum. Buna Diyeyim ki K olsun S A. O zaman S B 3 çarpı K'dan 3 tane K olur. Şimdi A birleşim B. Arkadaşlar bakın. A kesişim B'nin en az olmasını istiyor. A kesişim B en azsa arkadaşlar buraya öyle bir şey yapacağız ki bakın. Ee, A'nın A kümesi bu B kümesi bu. Şimdi A'nın eleman sayısı ile B'nin eleman sayısı belli. 3K artı K. Bunların kesişimde hiç eleman olmayabilir. Ama öyle olduğu zaman bunların birleşimi eleman sayılarının toplamı olurdu. E bu 22'ye eşit olmaz arkadaşlar. Şimdi öyle bir şey yapmalıyım ki ee, kesişime bir tane eleman versem acaba bunların şeylerini eleman sayılarını tam bulabilir miyim? Şu an bulamıyorum. Çünkü 4K 22 ise K 22 bölü 4 geliyor. Ama 22 bölü 4 diye eleman sayısı olmaz. Buraya 1 verdim. O zaman A'nın eleman sayısı K olduğu için burası K-1 B'nin eleman sayısı 3K olduğu için burası 3K-1 olur. Bunların hepsini topladığımız zaman 4K-1 e artı 1 eksi 1 götürür. Eksi 1 bu 22'ye eşit olur. Buradan 4 tane k 23 olur. Yine 4'e bölünmedi. Şey 3'e bölü, e, aynen 4'e bölünmedi. O zaman 1 versek de olmuyor. 2'yi deneyelim gelin. Kesişime 2 eleman verelim. O zaman burası k eksi 2 burası 3k eksi 2 olur. Topladığım zaman 4 tane k eksi 2 eşittir 22 olur. Buradan 4 tane k eşittir 24'ten k eşittir 6 çıkacaktır. Yani A kesişim B en az kaçtır? 2. Bak K6 ama A kesişim B en az kaç çıkıyormuş? 2. Çok güzel bir soru. 10 puanı aldın. 10. soru. Oo! 100 almak istiyorsan diyor öğretmenin bu soruyu yapacaksın kardeşim. Ünal ve Aydın'ın her birinin 11 tane rakamdan oluşan kimlik numaralarındaki bazı rakamlar aşağıdaki gibi verilmiştir. A kümesi Ünal'ın kimlik numarasındaki rakamların kümesi. Hemen yazalım A kümesini. Ünal'da 7 var, 5 var, 1 var, 6 var. 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Bir daha yazmıyorum 5'i. B kümesine bakıyorum. Kapatmadım bak kümeyi daha dur. A B kümesi de Aydın'ın kimlik numarasındaki rakamlar. 2 var, 1 var, 5 var, 0 var, bir de 8 var. Şimdi A kümesinin eleman sayısı 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki burada bir eleman daha var. B kümesinin eleman sayısı da 7. 1 2 3 4 5. Demek ki burada 2 tane daha eleman var. Güzel. Şimdi diyor ki A kesişim B'deki elemanlar bunlar diyor. Şimdi bakayım. A kesişim B'yi şimdi gördüğüm kadarını bir yazayım A kesişim B'nin şöyle. Ne var A kesişim B'de? 5'ler var ortak. Güzel. Başka ne var? 1'ler var ortak. Güzel. Başka 0 burada yok. 8 burada yok. 5 burada var. Bir de 2 var. Güzel. Bak burada 5 vardı zaten. 2 vardı. 1 vardı. Hayda. 3, 7, 8 geldi. Şimdi 8 zaten B'de var. A'da olmak zorunda değil. Ama burada bir 7 var. Bu 7 A'da var. A bir dakika ne demek? Şimdi ne demek A'da olmak zorunda değil kardeşim? 8 burada var. B'de var. 8 A'da yok. Olamaz öyle bir şey. A kesişim B hem A'da hem B'de olan elemanlar demek. Dolayısıyla bu 8 B'de varsa, kesişimde de varsa A'da olmak zorundadır. Demek ki A'nın son elemanı 8. E 3 ile 7 de B'nin son elemanı olacak. Çünkü A'da var, kesişimde de var, B'de de olacak. Burada da 3, 7 yazıyor. A fark B kümesindeki elemanların toplamı. Yani A'da olan ama B'de olmayan elemanlar. Bak kesişimleri çıkartalım. 2'ler kesişim. 5'ler kesişim. 1'ler kesişim. 8'ler kesişim. 3'ler kesişim. Bak şimdi. 6 A'da var, B'de yok. 4 A'da var B'de yok gerisi var. Yani A'da olup B'de olmayan elemanlar 6 ve 4. Bunların toplamı da 6 artı 4'ten ne yapacak arkadaşlar? 10 yapacak. Geri kalan bütün elemanlar var. Bak 1 aşağıda da var. 2 aşağıda da var. 3 aşağıda da var. 8 aşağıda da var. 5 aşağıda da var. 7 aşağıda da var. Ama 6 ile 4 aşağıda yok. Şimdi sınav bitti. <laughs> ama bonus. Bonus soruları her zaman severim. Havadan puan işte yaparsan ne güzel yapamazsan yapamazsın ama güzel bir soru. Bak şimdi bir tanımlama veriyor. Bir kümenin tüm elemanlarının karekökü alınarak oluşturulan kümeye o kümenin köksel kümesi adı verilir. 8'den hatırlıyorsun değil mi karekökü? Örnek A 4'e 9 kümesinin köksel kümesi 2'ye 3'tür. Niye? 4'ün karekökünü almış 2, 9'un karekökünü almış 3. Yani her bir elemanın karekökünü alıp başka bir eleman, küme oluşturuyor. Buna o ilk kümenin köksel kümesi adı veriliyor. En bir pozitif tam sayı olmak üzere bir küme veriyor bize. A kümesinin köksel kümesiyle kesişimi 2 elemanlı olduğuna göre N'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye soruyor. Ha. Şimdi A kümesinin köksel kümesini oluşturalım. A üssü diyelim ona. 4'ün kare kökü 2, 9'un kare kökü 3, 16'nın kare kökü 4, bir de burada kök n var. Bu A üssü. Bu A'nın köksel kümesi. A'nın köksel kümesiyle kesişimi 2 elemanlı. Hmm. Kesişimi iki elemanlı olduğuna göre N'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? Zaten bakın bir eleman burada duruyor. Bak bu 4, bu da 4. Yani bir eleman tamam. Şimdi bu 2 ee, şöyle A'yı da yanına yazalım şöyle. A eşittir 4, 9, 16 bir de N'yi yazalım buraya şöyle. Şimdi N'yi N'yi arkadaşlar şuradaki kök N'yi buradaki elemanlardan bir tanesine eşitlesem. Mesela 4'e eşitlesem. Kök N eşittir 4 olsa N eşittir 16 olur. Ama N 16 ise arkadaşlar zaten kök 16 4 burada da 4 var olmaz. Bir elemana bir eleman bir defa yazılır. N'yi N eşitleyelim kök N'yi 9'a eşitleyelim. Arkadaşlar kök N 9 ise N buradan 81 olabilir. N 81 olursa kök N 9 olur. E burada da n 81 ise bak 2 3 4 9 4 9 16 81. 2 tane eleman oldu. Yani kesişimde iki eleman oldu. n 81 olabilir. Bir de diğerine bakalım. Kök n arkadaşlar. Şey eşit olabilir mi acaba? 16 ya. Kök n 16 ise n buradan 256 olur. Her iki tarafın karesini alırsam. O da olur. 256'nın kare kökü 16. Burası da 256 olsun. Bak 2 3 4 16 216, 4, 9, 16, 256. 4 ile 16 ortak oldu işte. Bu da olur. Bir de unuttuğunuz bir şey var. Bak bunu şu anda bunları topladığınız zaman 9, 8 puanı aldınız. 81 artı 256. Çünkü n'nin alabileceği değerler toplamı diyor. Ama bir sihirli sayı daha var. O da ne biliyor musunuz? 1. Bir. 1'i yazarsanız buraya kök 1 de 1'dir. 1 de 1'dir. Dolayısıyla 1'i yazdığınız zaman 4 ile 1, 4 ile 1 ortak iki eleman gelir. O yüzden N'nin 1 değerini de unutmayın. Bir de buraya 1 ekliyorum. 256 250 80 daha 330 337 338 yapacak cevabımız. Anlaştık mı? Evet, bitirdik. Vallahi da bitirdik, billahi da bitirdik. Güzel bir e, yazılı çalışması olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çok da soru tutturacağız, emin olun. Çok güzel bir yazılı çalışması oldu. Daha yani gelin şöyle gidelim kendimize. Yüzümüzü de verelim ya. O kadar 110 ya. Ne yüzü? 110 aldık. Eğer işlem hatası yapmadıysak kesin bir yerlerde yapmışızdır. İyi öğretmen işlem hatası yapar arkadaşlar. Bunu her zaman söylerim yani. İşlem hatası yapmadıysak da yaptık ama öğretmenleriniz de siz bu kadar temiz bir sınav çıkartırsanız işlem hatalarına çok e, gözlerine batacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Önemli olan sizin böyle temiz temiz her şeyi bilerek kağıda yazdığınız şeyi bilinçli olduğunu hocanıza göstererek yazmanız. Eğer bu şekilde yazarsanız bence sınavdan çok iyi bir not alacaksınız. Hadi gidin sınavınıza güzelce girin. O güzel notları alın. Ondan sonra gelin YouTube'da Mert Hoca kanalında akademi serisinde kaldığımız yerden devam edelim. Hepinizi çok seviyorum. Sınavınızda başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Görüşürüz.